Merhaba arkadaşlar. KPSS 10 soru 10 cevapla konu tekrarlarımıza devam ediyoruz. Bu 7. videomuz arkadaşlar. Daha önceki videolarımıza bakabilirsiniz. Türkiye'nin coğrafi konumu, Türkiye'nin yer şekilleri, sular, Türkiye'nin suları, iklim bitki örtüsü. Bunlarla ilgili konu tekrarları yaptık arkadaşlar videolarımızda. Burada ise tarım ve hayvancılıkla ilgili biraz tekrar yapacağız sizlerle. 10 soruyla bu tarım ve hayvancılık konusunda biraz tekrar yapıp bilgiler vereceğiz. Evet birinci sorumuz geldi arkadaşlar. Birinci sorumuz hangisinin iklim seçiciliği daha azdır? Muz, fındık, şeker pancarı ve pamuk. Burada sorularla kendinizi test edebilirsiniz biraz. Evet cevabına hemen bakalım arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken buradaki bilgiler tabi cevap anahtarımız neydi cevabımız şeker pancarı. Şunları hemen hatırlatalım size. Tarım ürünlerine baktığımızda Türkiye'de tahıl grubu, baklagiller, sanayi ürünleri, meyveler ve yumru, yumrulu bitkiler diye sınıflandırdığımızda burada dikkat etmemiz gereken Tütün, keten, haşhaş, şeker pancarı, kenevir, elma bunların biraz daha iklim seçiciliği daha azdır arkadaşlar. Buğday arpa yine aynı şekilde e, iklim seçiciliği daha azdır. Ülkemizde karasal iklim koşulları görüldüğü için hemen hemen her yerde Karadeniz kıyı kuşağı hariç buğday üretilebiliyor arkadaşlar. Diğer saydığımız ürünlerde e, iklim seçici daha az olanlar. İklim seçiciliği fazla olanlar örneğin muz, turunçgil, fındık çay gibi ürünlerde iklim seçiciliği fazla olan ürünler içerisinde yer alır arkadaşlar. Anason, zeytin, ayçiçeği, soya, yer fıstığı bunlar yağ elde edilen ürünlerdir. Sanayi bitkileri zaman zaman karşımıza çıkabilir. Dikkat etmeniz gerekiyor. Önemlidir. Yine... iklimle ilgili kışlıklı isteyen ürünler var. Bunlar karşımıza çıkabilir. Yani don olayından olumsuz etkilenen ürünler var. Zeytin gibi arkadaşlar, muz gibi. Turunçgil gibi bunlar da soğuk iklim koşullarının daha çok etkilenen tarım ürünleridir. Bunlara da dikkat edelim. Buradaki şablona dikkat ettiğimizde bunları görebiliyoruz. İkinci sorumuza bakalım. Türkiye'de hangisinin yetişme alanı daha dardır? Ayçiçeği, mısır, muz, çay, zeytin ve fındık. Az önce iklimden bahsetmiştik. Bazı koşullardan bahsetmiştik. Burada da hangisinin yetişme alanı daha dardır diye sormuş bize. Cevabına baktığımızda arkadaşlar muz ve çay yetişme alanı daha nedir? dar, dardır ve iklim seçiciliği daha fazladır. Çay Doğu Karadeniz'de muz, Akdeniz, Anamur, Alanya çevresinde yetişiyor. Dolayısıyla her ikisinde de kışlıklığından söz edebiliriz. Muz özellikle kış mevsimi sıcaklık değerlerinin daha yüksek olması gerekiyor. Sıfıra düşmemesi gerekiyor yetiştirilebilmesi için. Bu açıdan dikkat edelim. Muz bizim için üretimi yeterli değil. Aynı zamanda ithal ediyoruz arkadaşlar. Çay da önemli ve ihraç ürünlerindendir. Buna da dikkat edelim. Üçüncü sorumuz geldi arkadaşlar. Hangisinde üretilen tarım ürünü çeşitliliği daha fazladır? İklim ve toprak koşullarını düşündüğümüzde hangisinde üretilen tarım ürünü çeşitliliği daha fazladır diye soruyor. Evet cevabına baktığımız arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şeyler şunlar. Burada 4 Güneydoğu Anadolu şu anda GAP ile sulanabilen arazilerdir. Şanlıurfa çevresindeki dolayısıyla burada sıcaklık değerlerinin yüksek olması ve sulama koşullarının gelişmesi nedeniyle tarım ürünü çeşitliliği daha fazladır. Cevabımız 4 oluyor. Diğerleri sıcaklık değerleri ve iklim koşullarına bağlı olarak ürün çeşitliliğinin daha az olduğu yerlerdir. Burada hemen şuna dikkat edelim arkadaşlar. Eğer bir yerde sulama yapar isek sulama sonucunda nadas ortadan kalkar ve verim artar, ürün çeşidi artar. Üretimde dalgalanma azalır. iklime bağımlılık azalır arkadaşlar ve gübre ilaç makina kullanımı ne yapıyor? Sulama yapılan yerlerde artıyor örneğin GAP ile Güneydoğu Anadolu bu açıdan karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şunu da hemen söyleyelim. Güneydoğu Anadolu'da, Çukurova, Akdeniz kıyı kuşağında ve Ege kıyı kuşağında sıcaklık değerlerinin yüksek olması, yaz mevsimi sıcaklık ortalamasının yüksek olması ürün çeşidini arttırmış, arttırmıştır arkadaşlar. Sulamayla tabi bu şekilde karşımıza çıkabilir. Dördüncü sorumuz Türkiye iklim koşulları hangi hayvancılık faaliyetinin daha geniş alanda yapılmasını sağlamıştır diye soruyor arkadaşlar. Hangi hayvancılık faaliyetinin daha geniş alanlarda yapılmasını sağlamıştır. iklim koşulları büyük baş hayvancılık yani mera hayvancılığı, küçükbaş hayvancılık, koyun yetiştiriciliği, küçükbaş hayvancılık, kıl keçisi diye soruyor. Evet, buradan hemen cevabın küçükbaş hayvancılık yani koyun olduğunu ifade edelim. Türkiye'de karasal iklim koşulları yaygın olduğu için arkadaşlar iklim koşullarına bağlı olarak bozkır alanlarının fazla olması özellikle koyun yetiştiriciliğinin daha geniş alanlarda yapılmasına neden olmuştur. Sayı olarak da koyun sayısı Türkiye'de daha fazladır. Yani hayvancılık faaliyetleri içerisinde sayı olarak koyun daha fazladır. Ve haritaya baktığımızda özellikle Konya çevresinde, İç Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da e, nereler arkadaşlar? Ağrı, Van çevresinde e, koyun yetiştiriciliği ön plana çıkıyor. Konya yine Afyonkarahisar, Eskişehir çevresinde, Kayseri çevresinde, e, Güneydoğu Anadolu'da da yine e, görebiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla Türkiye'de koyun yetiştiriciliği daha geniş alanda yapılıyor diyebiliriz arkadaşlar. Hemen şunu da hatırlatalım. Akdeniz kıyı kuşağında kır keçisi, Ankara sihir çevresinde tiftik keçisi, Erzurum Kars Ardahan çevresinde büyükbaş mera hayvancılığı, büyük şehirler çevresinde ne yapılır arkadaşlar? Daha çok besi hayvancılığı yapılır. 5. sorumuz Türkiye'de hangisinin üretiminde dünyada ilk sırada değildir Türkiye? Fındık, incir, üzüm ve kayısı şeklinde sormuş arkadaşlar. Bazı ürünlerin üretiminde dünyada birinci sıradayız. Dolayısıyla bizim için ihracat e, açısından da önemli ürünlerimiz var arkadaşlar. Tarım ürünleri dikkat etmeniz gerekiyor. Cevabına baktığımızda hemen şunları hatırlatalım sizlere arkadaşlar. Evet. E, üzüm cevabımız ama kuru Burada çekirdeksiz kuru üzüm üretimi de fazla Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyor. Burada doğrudan üzümü sormuşuz biz. Üzüm olarak aldığımızda bu şekilde ifade ederiz. Fındık, incir, kayısı, kiraz, ayva, narda dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Nohutta, salatalıkta, karpuzda dünyada ikinci sırada. Domates, mercimek, patlıcan, yeşil biber de üçüncü sırada. Soğan ve zeytin de dördüncü sırada. Şeker pancarında beş. Tütün, çay, elma da altı. Pamuk arpada 7. Bademde 8. Buğday çardar ve grayfurtta 9. Limonda ise 10. sıralarda yer alıyoruz. Tabi bu değişkendir arkadaşlar. Sıralamalar değişir ama ilk sırada yer aldığımız ürünler yani fındık üretiminde, incir üretiminde bunlar fazla değişmiyor arkadaşlar. Kayısı, kiraz, ayvı üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Ve 6. sorudayız. Haritada hangi ürünlerin coğrafi dağılışı gösterilmiştir diye sormuş. Bir iki haritamız var ve hangi tarım ürünlerinin dağılışı gösterilmiştir? Güneydoğu Anadolu'da yoğunlaştığını görüyoruz. Hatay, Adana'da ve Aydın, Ege taraflarında yoğunlaştığını görüyoruz. Akdeniz'de, Ege'de ve Güneydoğu Anadolu'da. Iğdır kullanılmış seçici olarak burada. İkincisinde ise Karadeniz, Kıyı, kıyı kuşağı, Marmara, yani Karadeniz ve Marmara kıyı kuşağı, Karadeniz kıyıları yoğunlaştığı yerler hangi ürünler olabilir? Evet cevabına baktığımızda arkadaşlar bunların pamuk ve fındık olduğunu görüyoruz. Güneydoğu Anadolu'da sulamayla pamuk üretiminin arttığını, Akdeniz'de ve Ege'de pamuk üretiminin olduğunu, Iğdır'da mikro klima nedeniyle pamuk üretiminin yapılabildiğini söyleyelim. Fındık ise arkadaşlar Doğu Batı Karadeniz yani Karadeniz kıyı kuşağı ve Özellikle yani Marmara'da da Karadeniz kıyısında, Sakarya'da, Ordu'da, Girasun'da üretim daha fazla karşımıza çıkıyor. Evet burada fındık tabi iklim koşulları önemli. Her mevsim nemli yağışlı olması gerekiyor. Kış mevsimi biraz dağlık olması gerekiyor. Bunun ise pamukta ise yaz mevsimi sıcaklık ortalamasının yüksek ve sulamanın olması gereklidir. Evet, yedinci sorudayız. Hangisindeki hayvancılık faaliyeti yanlış verilmiştir diye sormuş arkadaşlar. Hemen haritaya baktığımızda hayvancılık faaliyetlerine bir bakalım neler verilmiş. Bir de ipik böcekçiliği, 2 kümes hayvancılığı diye verilmiş. 3 tiftik keçisi üretimi, 4 mera hayvancılığı, 5 aracılık ve altı, kıl keçisi üretimi. Evet, cevabına hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi burada e, kıl keçisi Akdeniz'de aracılık özellikle Muğla'da e, nerede Hakkari çevresinde Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'da Malatya çevresinde e, Konya çevresinde buralarda yaygın durumda arkadaşlar. Ve kümes hayvancılığı özellikle Bolu çevresinde büyük şehirlerin ihtiyacı fazla olduğu için Marmara'da nüfus fazla olduğu için bu taraflarda daha çok yoğunlaşmış durumda. Epek böcekçiliği Bursa çevresi diyelim. Mera hayvancılığı Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde, büyükbaş hayvancılık Tiftik ise Ankara, Siirt çevresidir. Dolayısıyla 3 numarada daha çok koyun karşımıza çıkar arkadaşlar. 8. soruya geldik arkadaşlar. 8. soruya bakalım. Türkiye'de hangi illerde sebzecilik en fazladır diye sormuş. Sebze üretiminin daha fazla olduğu ili arıyoruz. İzmir, Aydın mı, Şanlıurfa, Adana mı, Konya, Bolu mu, Mersin, Antalya mı? Evet Mersin Antalya buralar arkadaşlar hem seracılık faaliyetinin de yaygın olduğu yerlerdir. Sera özellikle kış mevsimlik geçen kış mevsiminin sıcak değerlerinin yüksek olduğu Akdeniz'de Antalya Alanya ya Akdeniz'de Antalya Mersin çevresinde daha yoğun olarak yapılmaktadır. Bunu da bilelim. Yine sebze üretimi de özellikle Mersin Antalya seracılığında fazla olması nedeniyle bu iki ilimizde daha çok ön plana çıkmış oluyor. Tabii diğer iler Adana Hatay bu illerimizde de nedir sebzecilik faaliyeti var ama ilk etapta yoğun olarak karşımıza çıkan iki il Mersin ve Antalyadır. Evet ve dokuzuncu sorumuz Doğu Karadeniz kıyılarında hangisi üretilmez diye sormuş. Kivi, Mısır, buğday ve fındık. Doğu Karadeniz kıyı kuşağına baktığımız zaman arkadaşlar her mevsim yağış nemli olduğu için özellikle buğday üretiminin yapılamadığı yer var dolayısıyla. Doğu Karadeniz her mevsim yaşlı olduğu için kıyı kuşağında üretilemez buğday. Buğday üretimine baktığımız zaman özellikle İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu, Trakya, Ege buğday üretiminde ön plana çıkıyor. İllere baktığımızda Konya, Ankara, yine Şanlıurfa, Diyarbakır, Tekirdağ, bu iller, Adana, bunlar ön plana çıkan iller arkadaşlar üretimde daha fazla üretimin gerçekleştiği illerdir diyebiliriz buğdayda. Buğday hemen hemen her yerde üretiliyor. Sadece Doğu Karadeniz kıyı anda işte bu nemli ve yağıştan dolayı her mevsim üretimi zordur arkadaşlar. E, dikkat edelim. Evet son sorumuz arkadaşlar. 10. sorudayız. Hangi bilgi yanlıştır diye geldi karşımıza. Doğu Anadolu, Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da en çok beslenen hayvan türü koyundur. İpek böcekçiliği bitki ölçüsüne bağlı olarak olan bir etkinliktir. Türkiye'de besi ve ahır hayvancılığı daha çok dağlı kalanlarda gelişmiştir. Kuzeydoğu Anadolu'da büyükbaş hayvancılık gelişmiştir. En fazla balık Karadeniz'de avlanır şeklinde sorulmuş. Cevabımız arkadaşlar Türkiye'de besi ve ahır hayvancılığı daha çok tüketimin fazla ve nüfusun yoğunlaştığı alanlarda gelişmiştir. Mera hayvancılığı daha çok iklim ile alakalı Erzurum, karsardan da karşımıza çıkıyor ama besi hayvancılığı büyük şehirler çevresinde tüketimin fazla olduğu yerlerde karşımıza çıkar. Dikkat edelim. Arıcılık mera hayvancılığı Bunlar bitkörtsüyle alakalıdır arkadaşlar. Yine ipek böcekçili dut ağaç yaprağı ile beslendiği için. Dolayısıyla bu da bitki alakalıdır. Türkiye'de en fazla balık avlanan yeri Karadeniz diye ifade edelim. Önemlidir arkadaşlar. En fazla hayvan türü koyun. Yani küçük baş hayvancılık da bitki alakalıdır diyebiliriz. Evet 10 sorumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Kolay gelsin iyi dersler.